Selim. Selim. Heh. Evet, kabul ediyorum. Neyi? Bu kızla evlenmeyi. Gene evlilik rüyası mı? Vallahi çok güzel bir kızla evleniyordum anne. İşe geç kaldın, çabuk ol hadi. Şu Allah, gene mi sular kesildi? Sular kesik değil, su parasını ödeyemediğimiz için bizimki kesik. Elektrik faturası da geldi. 3 güne kadar ödeyemezsek onu da kesecekler. Sen hala evlenmeyi düşün. Tabii düşüneceğim. 40 yaşına geldim. 2 sene sonra kimse yüzüme bakmaz, evde kalırım. Ondan sonra ikimiz çamaşıra bulaşığa gideriz. Ah oğlum, ben senin evlenmeni istemez miyim? Koca evde bir sen çalışıyorsun, bir de babanın emekli maaşı var. Babam erken emekliliğini istedi. İstese daha çalışabilirdi. Şimdi de çalışabilir. Ama o kahvede arkadaşlarıyla çene çalmayı tercih ediyor. Biz çalışıyoruz ya, burabalıya. Dedenden de bize fayda yok. Senelerdir emekli maaşının üzerine düğüm üstüne düğüm atıyor. Eve 10 para katkıda bulunmuyor. Onun niyeti başka, sapık dede. O da evlenmek istiyor, benimle yarışıyor. Bilmez miyim? Babamı bana mı anlatıyorsun? Anamın üstüne 2 karı aldı, başlarını yedi, hala akıllanmadı. Allah Allah. Heh, iyi adam lafının üzerine gelir. Biz de senden bahsediyorduk, değil mi anne? Ya, dur senin de çayını getireyim baba. Hayırdır inşallah. Hayırdır, hayırdır. Rüyamda çok güzel bir pilici yakalamıştım. Şöyle göğsünü tam yiyecektim, adamın biri elimi çekti. Vay anasını. Ve tekrar uzattım göğsüne, o salak gene çekti elimi. Vursaydın eline. Elim sıkıştı bir yere. Yüzüne tüküreydin. Rüyadayım, aklıma gelmedi ki. Karar verdim. Ne olursa olsun, kaça patlarsa patlasın evleneceğim. Dayanamıyorum artık. Hop hop, dur bakalım, sırada ben varım. Elini çabuk tutan evlenir, hem ben büyüğüm. Evde büyük bekar erkek varken küçüğe halt etmek düşer. Onu öyle demezler. Yemek büyüğün, karı küçüğün. Günaydın. Günaydın. Ne o, sen de mi rüya gördün lan? Ne rüyası Selim abi? Erken kalktım da. Bugün seninle gazete dağıtmaya gidecektik. Unuttun mu yoksa? Ha. Hayırlı sabahlar. Ne o baba? Bu sabah çok erkencisin. Arkadaşlarla buluşacağız da. Kahvede tabii. Hı hı. Biliyor musun bey? Selim de artık evlenmeye karar vermiş. Hadi canım. Durun yahu. Selim'den evvel sırada ben varım. Baba, rica ederim. Babası babası yok. İşte bu kadar. Dede, bu yaştan sonra azanı teneşir paklar. Beni ancak güzel bir kadın paklar. Aa! Ne olacak sapık? İyice azdı artık. Vallahi ben aynı odada kalmaktan korkuyorum. Aman sen de. Abi, karşı köşeye gelince 2 kere korna çal. Karga bokunu yemeden ne kornası be? Daha herkes uyuyor. Benimki pencereye çıkacak. Yok ya. Kimmiş bu seninki? Çal, çal da bak görürsün. Çal hadi. Tamam Gazi abi. Allah Allah, ne günlere kaldık. Gördün mü? Nasılmış? Harika. Dedemle sen çok hızlısınız. Biz yaya kaldık desene. Şaka bir tarafa abi, ama ben senden önce evleneceğim. Peki ben evde kalmamak için ne yapayım? Senin yerinde olsam tişörtümün üzerine benimle evlenir misiniz yazdırırdım. Hadi lan oradan. Ben deli miyim? Bu telsiz ne işe yarıyor? Dağıtım bürosuyla, gazetelerle konuşuyorum. Tamam işte. Kendine bununla bir kız arkadaş bulsana. Nasıl yani? Televizyonda görmedin mi? Bak göstereyim sana.
Alo alo, arkadaş arıyorum. Ben Aslan Murat. Arkadaş arıyorum. Ben Aslan Murat. Arkadaş arıyorum arkadaş. O aslanı da ne oluyor? Kot abi o, kot. Ne kotu? Kot pantolon mu? Ben Bülbül Nilgün. Alo, ben Bülbül Nilgün. Aslan Murat, beni duyuyor musun? Evet, seni duyuyorum Bülbül Nilgün. Seni duyuyorum. Ben aslan. Aman, ben aslan değil. Ben Ateşli Selim. Beni duyuyor musun Bülbül Nilgün? Çık aradan Ateşli Selim. Ben Aslan Murat'ı arıyorum. Aslan maslan yok burada. Oynama lan gazetenin telsiziyle. Bülbül Nilgün'müş. Kodu yanlış bu karının. Bülbül'müş. Geveze karı. ₺5.000 bozuğunuz var mı? Var abla. Önce şu bagajı indireyim. Kalktın mı kızım? Ben de seni uyandırmaya gelmiştim. Kahvaltı hazır. İşine geç kalma. Anne. Efendim. Ben çok mu çirkinim anne? O da nereden çıktı kızım? Nereden çıkacak? 30 yaşına geldim, hala bir koca bulamadım. Sen güzelliğine değil, pısırıklığına kusur. Koskoca gazetenin arşiv bölümünü yönetiyordun. Bir adam bulup baştan çıkaramadın. Bak ablana. Nasıl evlenip mutlu oldun? Abi indir. Kahveden dönmüş olacak. Sabaha kadar gelmedi mi? Gelmedi kör olasıca. Adam olacağı da yok. Varsa yoksa kumar. Aa, hayırdır inşallah. Bu saatte burada ne arıyorsun? Kocan nerede? Bıktım o heriften anne. Bıktım. Bıktım o heriften anne. Çekilir çile değil. Boşanacağım. Ne? Boşanacak mısın? Evet anne, boşanacağım. Ay kızım, kızım sen çıldırdın mı? Çıldırdım anne, boşanacağım. Siz Aliye'nin odasına girin. Ben babanla konuşayım. Peki anne. Ne oldu abla? Kocanla kavga mı ettiniz? Onu terk ettim. Aa, ben burada koca diye çırpınıp duruyorum. Sen akılım kocanı mı terk ediyorsun? Bildiğin gibi değil Aliye. Gece gündüz içiyor. Her dakika sarhoş. Aa. Çekilecek çile değil. İçkiden kocalık görevini bile tam yapamıyor. Abla! İşte böyle, evi terk edip gelmiş. Ne yapalım? Ölüm yok ya ucunda. Sakın kıza yüklenmeyin. Ya abisi! Abim ne karışır bana? Önce kendine baksın. Koskoca adam oldu, hala bir iş tutamadı. Baba eline bakıyor, utanır insan. O baba! Hoş geldin kızım. Beni suçlamayın, anlatacağım her şeyi baba. Acelenle kızım, sonra anlatırsın. Hele otur kahvaltımızı edelim. Babacığım durumunuzu biliyorum. Kendime hemen bir iş arayacağım. Size yük olmak istemiyorum. O nasıl söz kızım? Yıllardır otobüs idaresinde çalışıyorsunuz. Elinize ne geçtiğini biliyorum. Aliye de olmasa nasıl geçinirdik bilmiyorum. Gene de bu ay bakkalın borcunu ödeyemedik. Yeter hanım yeter. Kızcağız rahat bir nefes alsın. Baba. Ne var kızım? Bunca senedir otobüs idaresini kayıp eşya bürosunda çalışıyorsun. Hiç kayıp adam bırakılmadı mı büroya? Koca diye ben alırdım. Hiç merak etme kızım. Çıkarsa ilk sana haber vereceğim. Her şeyin bir eşref saati vardır. Bu ne saat baba? 30'unu geçtik, o saat hala gelmedi. Ali! Aferin kız. Tam istediğim gibi giyinmiş gidiyorsun işe.
Zaten siz de eve erken teşrif ediyorsunuz galiba. Yüzünüze de bakılırsa pek de şansınız olmadığı anlaşılıyor. Kız o ne biçim konuşma, şimdi çarparım ha. Yollarda dalga geçmeden doğru işin hadi, yürü. Oh be. Hayırlı işler. Sana da Selim. Alo alo, ben Aslan Murat. Alo alo, ben Aslan Murat. Aslan Murat. Başlarım şimdi senin Aslan Murat'lığına. Bırak şu telsizi. Hayırlı işler. Sana da. Bir dakika hanımefendi, bir dakika. Tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni vardır. Öyle mi, neden? Çok güzel kokuyorsunuz da. Sahi mi? Arap sabunu mu kullanıyorsunuz? Terbiyesiz. Ben nerede yanlışlık yaptım ya? Cevit. Efendim. Sen arşive git şu listedeki diyaları alıver. Olur. Bir şey mi istediniz Cemil'im? Şu listedeki diyaları. Biraz acele etseniz yok. Tabii şimdi. Sana kalktı. Çok bir şey. Merhaba. Merhaba. Buyurun, istediğiniz diyalar. Kendini beğenmiş şey ne olacak? Ne o? Kızdırdı mı seni? Yok canım, bu ne? Telsiz. Gazeteyle teması bununla kuruyoruz. Bazen de. Erkek arkadaş buluyoruz. Yok canım. Vallahi. Nasıl buluyorsun kız? Bak göstereyim. Basit. Şu anahtarı çeviriyorsun. Ha. Şunu açıyorsun. Ha. Konuşurken düğmeye basıyorsun. Dinlerken de parmağını kaldırıyorsun. Hı. Bak göstereyim. Benim kodum Yaban Gülü. Hı. Alo, alo. Ben Yaban Gülü. Kartal neredesin? Alo, Kartal. Alo, ben Kartal. Yaban Gülü, ben Kartal. Alo, bugün buluşuyor muyuz Kartal? Saat 6'da aynı yerde, tamam. Yaban Gülü cevap ver. Anlaşıldı, tamam. Allah'ını seversen şunu birkaç gece bana ver, ne olur. Ay belki kendime bir koca bulurum. Akşamüstü al, bir haftada izinliyim, sende kalsın. Gerekirse isterim. Ah dünyaları versen bu kadar makbule geçmez arkadaşım. Ay ben bundan vallahi koca bulurum. Abi, oya geliyor, dur ince. Sağ ol. Hadi lan, atla aşağı. Yaşa abi, sen bir tane. Thank you.
Ah enişte. Oo Baldız Hanım, nasılsın bakalım? Ben iyiyim, ya sen nasılsın? Ablam beni terk etti. Ha. Tutulmuş çok içiyorum diye. Ben güya sarhoşmuşum. Ben de hiç sarhoş hali var mı? Dur enişte, kibriti çakma, parlarsın valla. Parlamam, parlamam. Aman dur. Bir de bana iftira ediyor. Vallahi yakarım çırasını. Sen önce sigaranı yak enişte. Bak sen söyle Ali'ye, ben sarhoş oluyorum. Yok canım, hiç sarhoş olur musun? Ayakta duramıyorsun sadece, o kadar. Neyse, ben onu almaya geldim. Gene sarhoşsun, erkeklikten kesildiğin gibi sözler söyledi, gelmedi benimle. Söyle ablana hemen evine dönsün. Vallahi billahi başka kararlarım görür gününü, tamam mı? Görecek bak. Kafasını vurur ben başka kadın alırsam ama iş işten geçmiş olacak. Canla ne diye barışmadın lan? Ayağımın altına alırsam vallahi bir iki demem gebertirim. Sana ne be? Koca benim, ev benim. İster terk ederim, ister beraber yaşarım. Enişteni çok beğendiysen sen yaşa onunla. Evinden kaçıp burada özgürlük numarası yapma. Aklını başına devşir, hemen yuvana dön. Ben işe gidiyorum. Yani kahveye. Hadi kız. Bu adam beni çıldırtacak. Alo aslan, yok yok kaplan, panter. Hadi be, hayvanlığı bırak da adam gibi bir kot bul kendine. Alo alo, ben yakışıklı, arkadaş arıyorum kendime. Hey sana söylüyorum telsiz, yap numaranı da güzel bir kız yolla bana. Alo alo, yakışıklı arkadaş arıyor, yakışıklı arkadaş arıyor. Bizim kısmetimiz kesilmiş. Alo alo, yalnız kalpler arkadaş arıyor. Alo alo, yalnız kalpler arkadaş arıyor. Ya Rabbim, yanlış işitmiyorum ya. Bir kadın sesi bu. Alo. Ne oldu be? Hiç cevap veren yok mu? Allah'ım ne kısmetsiz karıyım ben be. Alo alo, yalnız kalpler arkadaş arıyor. Aa. Şşt, kalk. Sen de benim duyduklarımı duyuyor musun ha? Duyuyorum. Karı nerede? Saklama benden azgın erim. Ah biz de seni arıyoruz yavrum. Esas ben seni arıyorum yavrum. Kapatsana şunu Selim abi. Neyi kapatayım? Telsizi açık bırakmışsın. Ah. Alo yalnız kalpler, ben yakışıklı. Alo ben yakışıklı, ben de arkadaş arıyorum. Seni işittim yakışıklı. Alo alo,
Yakışıklı nasılsın? Yalnız kalpler, yalnız kalpler seni dinliyor yakışıklı. Yalnız kalpler mi? Orada kaç kişisiniz? Ne demek kaç kişisiniz? Ben yalnızım burada. Hem de yapayalnız. Öyle mi? Yalnız kalpler diyorsunuz peki? Yakışıklı arkadaşım, çok şakacısın galiba. Yalnız kalpler benim kod adım. Ben tek başına ve yalnızım. Öyle mi? Güzel şeyler söyle. Nasıl yani? Filmlerdeki gibi. Alo alo, yalnız kalpler. Biz her gece Heybeli'de mehtaba çıkalım mı? Çok ömür adamsın yakışıklı. Hemen randevu istiyorsun. Daha arkadaş bile olmadık. Alo alo, yalnız kalpler. Arkadaşlığımıza emin ve sağlam adımlarla yürümekteyiz. Hayatın bu acılı ve elemli günlerinde ben de yalnızlığın şifa bulmaz bir kurbanıyım. İnan bana, senin yalnızlığını paylaşmak bana mutlulukların en güzelini verir. Şimdi kendi kendime ne düşünüyordum biliyor musun? Dürtme ulan, dürtme be! Ah, ne diyorsun yakışıklı, yakışıklı? Sana değil yalnız kalpler, buna söylüyorum. Söyle bana da, bir arkadaşını bulsun. Dur ya, patlama be! Bana mı dedin? Bir dakika yalnız kalpler, alo bir dakika. Araya başka ses karıştı. Dur be dede! Dede mi? Kimmiş o dede? Kod adı dede olan bir buna. Çık ya, çık aradan diyorum sana, çık lan. Çık dedim, dede misin, nesin? Dede misin, bunak mısın, nesin, çık aradan, çık aradan. Alo yalnız kalpler, bak sesi kesildi dedenin. Söyle, bana da arkadaşını buldun. Alo alo yakışıklı, bak ne diyeceğim. Alo yakışıklı, bu gece hatlar çok karışıyor. Yarın akşam aynı saatte konuşuruz, tamam mı? Oldu yalnız kalpler, tamam. Allah! Efendim? Şey, Allah rahatlık versin. Sana da yakışıklı. Allah'ım bin şükür. Boşu boşuna isyan etmişim. Oldu bu iş. Çok hızlıydın abi. Hı. Sen yarın akşam da bir arkadaşını bulmasını söylemezsen seni telsizle Ruslara casusluk yapıyor diye ihbar ederim. Sapık dede çıldırdı. Meyhane baskısını daha evvel almak mümkün değil mi Ragıp abi? Dün geç kaldım. Sayın hanımefendi, tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni vardır. Sen ha, gene mi Arap sabunu kokuyorsun diyeceksin. Niye kızıyorsun? Arap sabunu da şeydir, kokan bir sabundur işte. Siz şimdi buradan defolup gidiyor musunuz? Önce anlatayım, bak. Bana hiçbir şey anlatmanı istemiyorum. Anlatmak istiyorum ama, anlatayım bak. Ben şimdi sana anlatırım. Ya yok! Meyhane baskısını bir an evvel alsak diyordum. Ben sana sorarım meyhaneyi. Nerede gözlüklerim? Al işte burada. Nerede o adam? Kaçtı. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Yıllardır bu arşivde çalışa çalışa acaba burası gibi küf mü kokmaya başladı kontrol ediyordum. Kız sen oynattın mı? Ne bileyim, adamı biri ikide bir de karşıma çıkıp acayip acayip laflar ediyor. Sen şimdi onu bırak, dün akşam telsizle neler yaptın? Ah kardeş, hiç sorma, kod adı yakışıklı olan biriyle tanıştım. Hadi hayırlısı. Ah, bu gece aynı saatte gene konuşacağız.
öyle romantik, öyle ince ruhlu ki. Kim bilir ne kadar da yakışıklıdır. Şu ikide bir de bana acayip laflar eden kaba saba herife hiç benzemiyor. Ah yakışıklı. Alo yakışıklı. Alo yakışıklı burası. Yalnız kalpleri arıyor. Alo. Yalnız kalpler beni duyuyor musun? Alo, alo, yalnız kalpler cevap ver. Alo, yakışıklı, ben yalnız kalpler seni dinliyorum. Konuş, konuşsana be abi. Ya şu benim işi daha yarla evlat. Durun be, konuşacağız işte. Hadi söyle. Allah Allah, dur ya. Alo, yakışıklı, alo yine sesler karışıyor. Alo, ben yakışıklı, parazitler kesildi. Seni dinliyorum, yalnız kalpler cevap ver. Nasılsın yakışıklı? İyiyim. Seninle tanışmaktan çok mutluyum. Ben de yakışıklı. Ben de çok mutluyum. Başka ne söyleyeyim? Bu romandan ok abi. Kerime Nadir'e çok güzel aşk lafları var. Gökyüzünde yıldızlar bile... Alo yalnız kalpler. Dinliyorum yakışıklı. Gökyüzünde yıldızlar bile bize gelecek için hayatımızın baharını müjdelerken... Ben seninle oturup kuracağımız yuvanın bahçesinde yeşil pancurlu evimize bakmak isterim. Bu ne be karalanmış? Hani nerede? Elinin köründe. Ne körü? Aşkın gözü kördür sözü sanki ikimiz için söylenmiş sevgilim. Ben seni görmeden sevdim. Ne güzel söyledin. İnsan sesinden bir insana tutulabilir. Tutulur, tutulur. Yakışıklı bak, sana ben de ne diyecektim. Dinle beni, ne olur dinle beni. Bir dakika. Ben seni gerçek bir sevgiyle anımsıyorum. Siz benim rüyalarımın erkeğisiniz. Sizi her gece görürdüm. Nerede? Ben gece hiç sokağa çıkmam ki. Rüyalarımda. Onun için rüyalarımın erkeği dedim. Alo? Tamam. Sizi bunun için daha yakından tanımak istiyorum. Alo? Alo, yalnız kalpler konuşuyor. Hadi alo? Hadi sana söylüyorum. Kız arkadaşı alo? Var mı sorsana. Alo, yok. Kalpler. Kimsesi yok onun. Yalnız bir kadın o. Onun için yalnız kalpler. Alo, muhakkak bir arkadaşı vardır. Hadi sor lan. Sus ya. Yalnız kalpler. Yalnız kalpler. Tamam, hatlar açıldı. Konuş. Burası dünyanın cennetinin tavanı sanki. Yıldızlar bu tavanın birer avizesi gibi ışıldıyor. Mehtap bizi ve bizim gibileri sandal sefasına çağırıyor. Denize mehtabın suya vuran akislerine... Sen nereden konuşuyorsun ya? Damda. Yok ya, hapishanede misin yani? Yok canım, bizim evin damındayım. Ses daha iyi gelsin diye. Bütün İstanbul ayaklar altında. Şimdi burada sizinle birlikte olsaydık, şu bizim ıssız sokağa bakarak... Eyvah! Ne oldu? Damdan mı düştü? Yok canım, sokaktan abim geliyordu. Ben şimdi kapatıyorum, yarın akşam aynı saatte buluşuruz, tamam mı? Yakalanmadan... Aynı saatte. Tam senin işi konuşacaktım, abisi geldi işitti. İyi ki orada değilmişsin. Vallahi herif vururdu seni. Ama yarın akşam benim işi de ayarla yoksa... Yoksa? Yoksa söyledim ya, casus diye ihbar ederim seni. İhbar ederim baba. Gülüm benim, canım benim, derdim aşkım. Bir dakika hanımefendi. Tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni var. Gene mi sen? Arap sabuncu defol yanımdan. Ne kötülüğü var Arap sabununu anlamıyorum. Aslında Arap sabunu çok faydalıdır. Çamaşırda, bulaşıkta, her türlü temizlikte kullanılır. Uyuza iyi gelir.
Eksemaya faydalıdır. Kepeğe birebirdir. Ayrıca kokusu da hiç fena değildir Arap sabununun. Yeti be, sabunu başka kapıda sat. Yoksa bayılacağım artık. İsterseniz bayılabilirsiniz. Ben de ayrıca size bayılıyorum. Ayıltırım sizi. Arap sabunuyla yüzünüzü yıkadın mı? Tamam. Allah'ım sen bana acı. Amin. Arap sabunu her derde deva. Ne oluyor? Allah Allah. Bu kızda bir acayiplik var ama ben anlayamadım. Alo alo. Yakışıklı yalnız kalpleri arıyor. Yakışıklı yalnız kalpleri arıyor. Alo, ben yalnız kalpler. Yalnız kalpler konuşuyor. Seni dinliyorum yalnız kalpler. Evdekiler şimdi uyuyabildiler. Ancak çıkabildim dama. Nasılsın? İyi misin yakışıklı? İyiyim. Artık seni görmek istiyorum yalnız kalpler. Beni görünce sükutu hayale uğramıyorsun. Nereye uğramayayım? Sükutu hayale. Hiçbir yere uğramadan doğruca senin yanına geleceğim. Ya beni beğenmezsen? Ya sen beni beğenmezsen? Sanmıyorum. Sen kendine yakışıklı dediğine göre gerçekten yakışıklısındır. Sen de yalnız kalpler olduğuna göre yalnız, saf, iyi kalpli bir kızsın demektir. Beni şımartıyorsun. Nerede buluşuyoruz? Bilmiyorum ki. Sen söyle. Dolmabahçe'de, saatin tam altında. Ama ben seni nasıl tanıyacağım? Şöyle kırmızı kravat, yakamda kırmızı karanfil, elimde bir demet sarı çiçek olacak. Ya sen? Bak, benim üzerimde kırmızı bir elbiseyle beyaz bir ceket olacak, tamam mı? Saat kaçta? 10:30 iyi mi? Yarın 10:30'da. Yalnız kalpler, iyi geceler. Sana da yakışıklı. İyi geceler. Allah Allah. Bizim karı buna da mı randevu verdi yoksa? Allah Allah. Bizim karı buna da mı randevu verdi yoksa? Telsizci misiniz? Evet. Siz de telsizci misiniz? Maalesef ben de telsizciyim. Ya. Randevunuz mu var burada? Evet. Sizin de mi? Maalesef benim de. Ya. 10:30'da mı? Evet. Sizin de mi? Maalesef benim de. 10:30'da. Ya. Tam bu saatin altında mı? Evet. Sizin? Maalesef benim de tam bu saatin altında. Ya. Kızı tanıyor musun? Hayır. Ya siz? Maalesef ben de tanımıyorum. Eyvah, Dubai'ye çarptık. Evet, o mutlaka. Bu benim Muğnis kedim. Ama beni gidecek yardım. Ay kız Muğnis. Panterim. Muğnis kedim benim. Pantercim. Muğnis kediye bak, herifi yiyecek. Al Muğnis kedim senin için. Merdi panterim. Muğnis kedim. Ah. Arap sabunu. Eyvah. Siz? Evet, yakışıklı. Yalnız kalpler. (Gülüyor)
beraber olacağımız bu ilk günü düşündüm. İlk buluşmalarda neler söylenir hiç bilmiyorum. Ben de hiç bilmem. Senin de bir erkekle ilk buluşman mı? Hı hı. Aslında ben buraya gelirken ne güzel hazırlık yapmıştım. Çok güzel sözler bulmuştum. Ama sonra senin gözlerine bakınca hepsini unuttum. Hissettiklerini söyleyebilmek ne kadar zor değil mi? Tekrar buluşacak mıyız? Bilmiyorum. Peki buluşmak istemiyor musun? Hiç istemez olur muyum? İnan, gerçekten bilmiyorum. Aslında ilk defa bir adam, bir yakışıklı benim peşimden koştu. Bana çiçek vermek için. Şansa bak, telsiz de seni çıkardı karşıma. Bu bir rastlantı olamaz. Kader gibi bir şey. Allah'a ısmarladık. Yakışıklı, cevap ver. Evet yalnız kalpler, ben yakışıklı. Seni duyuyorum. Seni seviyorum yakışıklı. Ben de seni seviyorum Aliye. Benimle evlenir misin? Efendim? Benimle evlenir misin dedim. İyi düşündün mü bu teklifi yaparken? Yani beni bütün bir hayat boyu sevebilecek misin? Tabii. Neden olmasın? Ama ben güzel bir kız değilim. Sanki ben güzel adam mıyım? Sen benim için dünyalar güzelisin. Sen de benim için. Sen ne diyorsun be? Söylediğini kulağın işitiyor mu? Ben bir şey demedim ki. Git kız kardeşin Aliye'ye sor. Evleneceğim anne. Beni çok yakışıklı bir adam istiyor. İnşallah kız. Anneciğim öyle mutluyum ki. Ne kadar memnun oldum bileme. Ablacığım. Aliye! Neredesin kız? Ne alan? Buralara kadar seni herifler mi getiriyor artık? Herif dediğin adam benimle evlenecek. Anlamadım. Ne yapacak? Ne yapacak? Benimle evlenecek. Kes lan! Ben istersem evlenebilirsin o kadar. O kadar da değil. Yesin artık be! Sen karışma. Evden kaçmış dürtük. Bana baksana sen. Zaten evde kalmıştın. Bu son şansım. İstesen de istemesen de evleneceğim. Gebertirim seni lan! Sana gerek yok. Kendimi öldüreyim de gör.
Çok üşüttük bu palavraları. Hele mi pekala, görürsün palavramı değil mi? Öldürecek kendini. Vallahi öldürecek kendini. Aliye, sakın bir delilik yapmasın. Aç. Aç, tek senin yüzünden. Hadi be. Yürü işine. Artist olmuşsun be. Ulan televizyon filmi mi bu? Hadi at kendini de görelim ha. Kapa çeneni, kızı tahrik edip bırak durma. Ya. Ne olur in kızım aşağıya. Bak vallahi billahi babanla konuşup seni kendi elimle evlendireceğim. Bu dama çıkıp intihar modası da televizyon filmlerinden sonra çıktı. Allah'ım ne günlere kaldık. Kızın ateşi başına vurmuş. Evlendirip de kurtulsunlar bari. Haklısın kardeş. Hadi kızım, in aşağıya. Söz veriyor musun? Söz kızım. Vallahi de billahi de söz. O damdaki kimdi? Elinin körüydü. Ali'ye intihar edecekti. Neden? Evlenmek için. Kardeşin evlenmek için intihar ediyor. Sen koca bulmuşsun, beni terk ediyorsun ha. Aptal karı. Git başımdan be. Allah'ın cezası. Bak bir de... Galiba bu karı beni istemiyor. Bak... Eğer beni içeri almazsan intihar ederim ha. Şimdi ben de dama çıkayım da siz de görün bakalım. Çıkacağım. Çıkacağım oraya. Baba. Evet oğlum. Ben evlenmeye karar verdim. Öyle mi? Öyle. Evlenmek için kız buldun mu? Buldum. Güzel mi? Çok güzel. Seni beğeniyor mu? Çok beğeniyor. Yeter mi? Yetmez. Sonra şey lazım. O şey de var. Olmaz öyle şey olmaz. Evde kendinden büyük bir erkek varken evlenemezsin. Baba. Babası yok. Yeter artık yeter. Hepsi bu kadar. Evlensin dede evlensin. Belki o arada Oya'yla benim de sözümüz kesilir. Ya işe bak be. Herkes matrağı alıyor. 80'lik adamla parmak kadar çocuk benimle yarışıyorlar. Ulan ben sahiden evleneceğim. Görürsünüz bakın. Gece sizi rahatsız edişimizin nedeni hayırlı bir iştir. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Aliye Hanım'ı sevgili biricik oğlumuz Selim'e istemeye geldik. Oğlunuz ne iş yapıyor? Bir durum mu var? Gazeteciyim beğenmedin mi?
Hangi gazetede çalışıyorsunuz? 5 gazetede birden. Yeter mi? Nasıl olur? Anlayamadım. Anlasan bizim işi belki de sana verirler. Makale mi yazıyorsunuz yoksa muhabir misiniz? Daha önemli. Başyazar mısınız? Çık çık, daha önemli. Genel yayın müdürü mü? Bilemedin. Daha önemli. Özür dilerim beyefendi. Anlayamadım. Anlamayacak ne var? Gazeteleri dağıtırım. Müvezzi misin yani? Meslektaş sayılırsınız bizim oğlanla. Siz gazeteleri, yani kağıtları dağıtıyorsunuz. Bizim oğlansa kahvede iskambil kağıdı dağıtır. Peki, başka türlü sorayım. Ne maaş alıyorsunuz? 200 bin. Affedersiniz beyefendi, siz rahatsız mısınız? Yo. Sualleri hep oğlunuz soruyor da. Siz onun kusuruna bakmayın evladım. Siz evli misiniz hanımefendi? Hayır efendim. Evliyim ama kocamdan ayrılıyorum. Anlaşamadık da. Çok iyi, çok iyi. Ayrılın efendim, ayrılın. Dede, kahven soğuyacak. Affedersiniz. Araya laf karıştı, cevabımızı alamadık. Kısmetse olur efendim. Allah var. Selim Bey oldu mu? Çok beğendim. İşi de iyi. Bizim kızımız da çok şükür çalışıyor. O da oğlunuzla aynı meslekten. Gazetede arşiv müdürü. Para kalırsa terbiyeli efendi bir çocuk. 200 bin de maaşı varmış. Çok iyi valla. İç güveysi aldık mı bu para da bizim eve girecek. Yaşadık o zaman. Yaşadık. Söz biraz geçkin ama olsun. Geçkin gözükmedi bana. Hele 150 bin aylık aldığını duyunca. Babamla Murat'ı aldık mı Selim'in odasından? Selim aynı odayı karısıyla paylaşır, olur biter. Eve de 150 bin lira para girer. Çocuk iç güveysi olmayı kabul etmezse. O zaman da verecek kızımız yok deriz, olur biter. Doğrusu da bu. Nerede yatırırız onu? Valla sofaya taşırız. Aliye'nin odası nelerine yetmez. İmkansız o söylediğiniz. Ben odamdan çıkmam. Ben de çıkmam. Onlar yatsın sofada. Olur mu hiç? Yeni evliler nasıl sofada yatar? Doğru söylüyor kızım baba. Onlara bir oda lazım. Siz verin odanızı. Öyle ya, siz verin odanızı. Bak oğlum, en büyük oda senin. Odanı Aliye ile damada veririz. Ben nerede yatacağım? Salonda yatarsın. Ben salonda malonda yatmam, tamam mı? Elin herifi için odamı mı bırakacağım? Muhalla salona çıksın yahut da kocasının yanına gitsin. Eve 40 para mı getiriyor? Damat adıyla sanıyla 200 bin lira parasıyla geliyor. Aklını başına devşir oğlum. Üç kuruşluk maaşımız için iki aile arasında paylaşılmaz bir mal haline geldik. Ne ekonomik koşullar altında yaşanıyor anla. Peki ne yapacağız şimdi? Biz sığıntı olmayacağız Aliye. Azıcık aşımız, ağrısız başımız olacak bizim. Bir tek odamız, bakla sofamız ama bizim evimiz olacak. Sen bana nüfus kağıdını getir, biz hemen nikah muamelesine başlayalım. Anladın mı? Neyi? Nikah için sen bana nüfus kağıdını getir diyorum. Getirdim bile. Aceleci karı seni. Apartman bu olmalı. Komisyoncunun bana verdiği adres burası. Ev sahibi içeride midir acaba? Saat 2'de bizi bekleyecek. 3 büyük yatak odası. Burası çocuk odası. Büyük bir mutfak. Burası da salon. ...150 metrekare, şahane bir daire. Ne kadar geniş ve rahat olduğunu görüyorsunuz. Almanya'da kazandığım paralarla aldım bu daireyi. Kirası? Ah, demek yakında evleniyorsunuz. Ah, genç.
Gençleri çok severim. Sizin için 1000 lira. Yalnız 1 senelik peşin. Demek 1000 lira. Evet. Tutuyoruz değil mi Aliye? Tabii tutuyoruz. Buyur. Bu ne? Para. Nasıl para? Bayağı para. 1000 liradan senelik 12.000 lira. Canım 1000 lira dediysem ağız alışkanlığı. Yani 1000 mark. Almanya'da marka biz lira deriz de. Yani sen 1000 mark aylık mı istiyorsun bu ev için? Yani 600.000 lira. Evet. Aha. Görüyorsunuz ya çok ucuz. Ulan inek. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Aa. Yok gençlikmiş. Yok gençleri severmiş. Ulan burası Türkiye, Türkiye. Almanya değil. Burası da yatak odası. Burası yatak odası olmaz ki. Neden olmazmış? Sığmayız. Gel sen de yanıma yat. Ne yapıyorsun yerde? Gel gel. Ben de yatırdım. İşte. Ama ben kalkıyorum. Ver elini. Kirası ne kadar? En son 350 bin lira oldu. Çüş. Çüş be. Buyurun. Kiralık yazısını gördük de. Ha. Yukarı katı kiralıyor. Çıkın görün. Yalnız kirası 150 bin lira. 3 aylıkta peşindir. Ay Allah. Dur ben öne geçeyim. Aman kımıldama. Hemen burayı terk edelim. Yoksa üzerimize çökecek. Hayır, gidelim. Duydun sen de. Ucuzmuş. En ucuzu da 400 milyoncuk. Hazır gelmişken birkaç tane alsak ne dersin? Ama. İstersen 1 milyarlık daireler varmış. Evet. Onlardan alalım. Sonra gazeteler doğan her Türk çocuğunun borçlu doğduğunu yazıyorlar. Bunlar da dünyaya alacaklı gelmişler. Hemen de alacaklarını almışlar senden benden. Bize bir şey kalmamış. Bunların yüzünden. Olur. Ayağına bassana abi. Bastık ya lan. Kendi ayağına değil abi, gelinin ayağına. Aa. Ne haber? Buradan evi bulursunuz değil mi? Ayıbettin abi. Aileye hoş geldin yenge. İleride ben de senin gibi güzel bir gelin olmak istiyorum.
Canlarım. O canlarım. Niye ağlıyorsun kız? Çocukların durumu beni duygulandırdı. Nerede kaldı bu kız? Mutlaka o herifle beraberdir. Bir yakalarsan vallahi de gebertirim, billahi de gebertirim. Hiçbir halt edemezsin. Ha, eder miyim edemez miyim görürsünüz. Hadi canım, deli deli konuşma sen de. Geldi işte, bir de günahını alıyordun. Hele gelmesin, şerefsizin bacaklarını kırarım. Karımı almaya geldim. Nerede karım? Karım nerede? Ulan kapıyı açan karın. Burnunun ucunu görmüyorsun be. Burun. Ben sarhoş filan değilim anladın mı? Ben karısını izleyen bir hocayım anladın mı? Söyle şu kardeşine de evet olsun. Evet olsun. Görmüyor musun kız? Herif nasıl yalvarıyor? Dön kız evine de işler yoluna girsin. Sağ ol. Babamın sırtından da bir yük kalksın. Biraderlerime hassızsın sen. Sağ ol. Gel benim. Hadi gel. Yürü. Bir dakika bak. Gel. Bay bay. İşte bu. Bak bir dakika. Bunu yapma valla. İstersen benimle gelirsin pekala. Pis sarhoş. Gelini yarın teslim etse fazla kira ödemeyelim. Herhalde yeryüzünde evlendikleri günün gecesini ayrı ayrı evlerde geçiren ilk gelinle damat biz olacağız. Şu kaderin cilvesine bak. Üzme tatlı canını. Beraber olacağımız çok gecelerimiz olacak. Allah'a ısmarladık. Seni telsizle arayacağım. Bekleyeceğim. Hey, bir dakika. Ya resmen nikahlı karımsın. Daha seni öpmedim bile. İşittiklerime inanamıyorum. Demek evlendik. Evet evlendik ablacığım. Yaşa be kız. En iyisini sen yaptın. Candan kutlarım. Yalnız kalpler, kocanız konuşuyor. Yakışıklı, kocam benim. Sahi ya, sen de benim güzel karım. Artık sana sadece kocam demek geliyor içimden. Karısından ayrı düşmüş bir koca. Ah zavallım benim, yakışıklım benim. Ben, tebrik ederim enişte. Ben Mualla, Aliye'nin ablası. Sen de mi öğrendin kız? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah yastıkta kocasın. Neredesin sevgilim? Buluştuğumuz yerde. Dolma bahçede mi? Ha, saatin altında. Ben de yanında olmak isterdim. Saat tam sabahın 5'i. Ben garibim biri. Ama olsun be. Her gecenin bir gündüzü vardır.
Beraber olacağımız yarınlar bizim canım. Seni beklettim ama kusura bakma, maaşımı ancak alabildim. Bizimkiler erken verdiler, ben dün aldım. Bugün gene sabahtan akşama kadar ev baktım. Ayaklarıma kara sular indi. Maaşlarımızı biriktirmemiz lazım. Yoksa ev filan tutamayız. Biriktirelim tabii. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Gerçi ailelerimizin de bu paraya ihtiyaçları var ama biraz da onlar zorlansınlar. Biz de evli olduğumuzu anlayalım. Haklısın. Abim kahve köşelerinde kumar oynayacağına bir iş bulup çalışsın. Bundan sonra 40 para vermek yok. Metelik koklatmak yok. Tamam. Aslan ortak. Bu kız nerede kaldı? Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Neredeyse gelir. Trafik bu, belli mi olur? Belki araç bulamamıştır. İşte kızım geldi. Maaşını almadın mı Ali'ye? Aldım anne. Hani nerede? Çantamda. Babana ver. Hemen bakkala borcumuzu ödesin de aylık erzak alalım. Artık maaşımı vermeyeceğim anne. Neden kızım? Bana lazım baba. Anlamadım. Bu evin geçimi ne olacak peki? Çok mu merak ettin? Evet, çok merak ettik kızım. Aslan gibi oğlunuz var baba. Biraz da o çalışıp eve para getirsin. Ama kızım... Hep kabahat sende anne. Erkek evlat kumbara gibidir derdin. Şimdi at parayı, ihtiyarlığında rahat edersin. Bize 3 kuruş vermezken onu babamla paraya boğardınız. Alın, açın şimdi kumbaranızı. İbi delik kumbara işte. Sen sus asalak karı. Sen kocanı bırakıp başımıza bela geldin zaten. Her gün iş aramaktan canım çıkıyor. Ama yok, senin gibi sabahtan akşama kadar kahve köşelerinde tutmuyorum serseri. Ulan sen kime serseri diyorsun ha? Senin ağzını yırtarım orospu. Durun be, para benim. Ben evlendim. Benim de evime para lazım. Kocamla mutlu bir yuva kurmak için para lazım bize. Bunu yapamazsın. İmkansız, yapma. Aa, olmaz valla. Bal gibi oldu. Evlendiğini ben de biliyorum. O herifle mi? Ağzını topla. O herif dediğin benim kocam. Ben şimdi sorarım o kocan olacak herife. Peki neden vermiyorsun bu ay maaşını? Çünkü bana lazım baba. İyi ama oğlum, durumumuzu biliyorsun. Çocuk yaşımda okulu bırakıp gazete satarak evin bütçesine katkıda bulundum. Babam ne yaptı? Erken emekliliğini isteyip kahve köşelerinde tavla domino oynuyor. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bir yerde çalışıp 3-5 kuruş getirebilir. Ama oğlu çalışıp her ay maaşı kuruşuna kadar getiriyor ya, neden çalışacakmış? Sonra dedem bir evlenme lafı tutturmuş, aldığı emekli maaşının üzerine bir düğüm atıp doğru bankaya yatırıyor. Yeter artık. Bırakın da biraz kendim için yaşayayım. Nerede Selim? Nerede o Selim denilen adam? Buradayım. Ne işin var senin bu evde? Ne işin var senin bu evde diyorum. Hangi cesaretle benden habersiz kız kardeşimle evlenirsin? Ne? Evlendin mi? Bize bunu yapamazsın. Evlenemezsin. Beni de atlattın ha? Bu evliliğin karşısındayım. En doğrusu boşalsın. Derhal kız kardeşimi boşayacaksın. Anlaşıldı mı? Yürü bakalım kız. Dokunma karıma. Gelsin lan. Hadi kız. Yürü. Gel lan buraya. Dur be. Sen istedin. Al lan. Yapma. Yapma. Kaç ulan. Gel buraya. Bırak be. Yürü. Yürü. İtme seni be. İt herif seni. Köpek herif.
Bırak! Yürü lan! Niye yürü, dur be! Gitme! Gitme! Vuraaaz! Bir daha karıma elini sürecek olursan seni yaşatmam, bunu bilmiş ol. Alın bu kabadayı müsveddesi oğlunuzu, çekin arabanızı buradan. Sen oğlumuza bakma evladım. İyi yaptınız, evlendiniz. Sizlere yardımcı olmak boynumuzun borcu. Ev filan aramanıza lüzum yok. Buyurun bizim eve. Ev sizin eviniz. Buyurun bizim evde kalın kızım. Başımızın üstünde yerin var. Sen benim bir tane gelinimsin. Tabii oğlum. Kendinize başka yer aramaya ne lüzum var? Aliye ile sana en büyük odamızı veririz. Ya. Ben sofada bile yatmaya razıyım Selimciğim. Ben ettim, sen etmeyin işte. Büyükler affeder, ver elini öpeyim. Yeter, yeter artık ben. Bu davranışınızdan sizler adına ben utanıyorum. Aliye ile karar verdik, kendi hayatımızı yaşayacağız. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Üzülmeyin Muhalle Hanım. İsterseniz siz benimle bizim evde kalabilirsiniz. Çabuk defol zampara bozuntusu. Yoksa çantayı kafana yersin. Yavru. Şimdi ne yapacağız? İlk geceyi evimizde geçireceğiz. Evimizde mi? Hadi gel sevgilim. İlk gecemizi bir arabanın içinde geçireceğimizi hiç düşünmemiştim. Yıllar sonra bunu güzel bir anı diye çocuklarımıza, torunlarımıza anlatırız. Tabii. Bizim dağıtım şirketinin arabası değil mi o? Evet efendim. Burada ne arıyor? Çalındı mı, ne oldu, bir bakalım şunu. Abi kimse yok. Bir de arkaya bakalım. Bu ne hal böyle? Ben... Aliye! Zamparalık. Zamparalık mı? Densizlik. Ne densizliği be? Evsizlik. Evlendik, başımızı sokacak bir ev bile yok. Sahiden evlendiniz mi? O ne demek? İşte nikah cüzdanımız. Yani evlilik tapumuz.
Affedersiniz çocuklar. Tebrik ederim. İnsan bir haber verir mi Selim abi? Tebrik ederim Ali'ye. Sağ olun efendim. Tebrikler yenge. Sağ olun. Bana uğra. Arkadaşların bir hediyesi olacak size. Yalnız evlilik bu arabada yürümez. Patron görse ikiniz de kovulurdunuz. Gazete arabasının öyle bir işe alet etmek, yarın erkenden işinizin başında olun. İnşallah en kısa zamanda bir ev bulursunuz. Hadi biz gidelim. Ne düşünüyorsun? Ne yapmam gerektiğini. Ne yapman gerek? Görürüz. İşte evimiz sevgili. Ev bulana kadar burada kalacağız. Hiç umurumda değil. Seninle olduktan sonra bu çadırı saray gibi bir eve tercih ederim. Çadır da olsa bir dam oldu başımızda. Bakalım bir gün gerçek evimizi bulmak nasip olacak mı? Neden bulamayacakmışız? Yeneceğiz. Kime? Kaderimizi. Şehrin göbeğine çadır kurmuşlar. Kameralara bakılırsa turist olacak bunlar. İşe bak, gece kondular bitti, gece dikti çadırlar çıktı şimdi de. Aç şunu. Bu karalar uyuyor. Bırak bu karayı. Kaldır şunları. Şşt, kalkın bakalım hadi. Size söylüyorum hadi kalksanıza be, duymadınız mı? Yıkalım şu çadırı. Yahu ayıp değil mi? Buraya çadır mı kurulur? Kurulur tabii. Gönlünüze taht kuracak halimiz yok. Otele gecede 40.000 lira bayılacak paramız da yok. Ev kirasına aylık 1.000 mark verecek dövizimiz de yok. Buraya 7 katlı apartman kurduracak dayımız da yok. Bu yoklukta bize de çadır kurmak düştü. Ne yapalım kardeşim? O sendeki yoklar bende de yok. Bizim görevimiz böyle yerleri yıkmak. Şimdi ne yapacağız?
Bilmem, sen ne düşünüyorsun? Evlerimize dönsek daha iyi olur diye düşünüyordum. Nasıl yani? Sen evine, ben evime. Yani evli evine, köylü köyüne. Yani evi olmayan sıçan deliğine mi demek istiyorsun? Onun gibi bir şey. Yani yenilgiyi kabul mü edelim? Ne yapabiliriz ayrılmaktan başka? Ayrılmak mı? Hani ortaktık? Hani hayat boyu sürecekti? Başka ne yapabiliriz Selim? Bak sevgilim, ben asla yenilgiyi kabul etmem. Sen istiyorsan evine dönersin. Benim savaşım bitmedi daha. Ben senin için bir yuva istiyorum. O yuvayı bulacağım. Nasıl bulacaksın? Gel benimle. ...15 numara. Bir dakika abi. Abi bir dakika. Allah Allah. Abi bir dakika bekle ya, bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. On beş numara burası. Açsana kapıyı abi, açsana. Daha kuralları çekilmedi abi, anlamıyor musun? Bu katlimin daha belli değil. Belli benim. Yani karımla ikimizin. Sen kooperatif başkanı mısın? Sana sordum abi, kooperatif başkanı mısın yoksa yönetim kurulu üyesi misin? Hiçbir şey değilim. Bu kat bizim, hepsi bu. Son kez söylüyorum, çıkın yoksa polise haber veririm. Kime haber verirsen ver, umrumda bile değil. Benden günah gitti. Yer yarılsa, dünya yıkılsa, kimse bizi buradan çıkaramaz. Burada yaşayacağız. Alo, alo, polis mi? Salonumuz. Koltukları buraya koyarız. Evet. Kanepeyi şöyle yerleştiririz. Televizyon tam karşıda. Burası yatak odamız. Karyolamızı şöyle koyarız. Gardırobu şuraya. Yere de gözlerinin renginde bir halı. Burasını çocuk odası yaparız. Oğlan burada. Kız şurada yatar. İlk çocuğumuz erkek olmalı ona göre ha. Burası da mutfağımız. Harika değil mi? Yoruldum. Şimdi bana bir kahve yap bakayım. Baş üstüne kocacığım. Nasıl olsun? Şekerli tabii. Tamam. Mektepli işi. Bundan sonra öğren. Ben kahveyi şekerli içerim. Dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. İşgalciler, dışarı çıkınız. Artık oyun bitti. Dikkat, dikkat. İşgalci çift, son kez ihtar ediyorum. Dışarı çıkıp daireyi terk ediniz. Biz işgalci değiliz. Sadece oturacak bir ev arayan yeni evli bir çifttir. Size hak veriyorum. Ama bu yaptığınız yasalara aykırıdır. Hemen binayı terk edin. Aksi halde zor kullanmak mecburiyetinde kalırız. Bir dakika.
Zor kullanmaya kalkarsanız yakarım binayı. Bu duruma biz de düşmek istemezdik. Düşmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama içinde oturulabilir bir ev için ayda 1000 mark istediler. İkimizin toplam maaşı 350 bin lira. Nasıl öderdik? Kümes gibi bir eve razı olduk. Araplar ayda 700 bin veriyor, Acemler günde 20 bin lira veriyor diye bilmediğimiz yabancıları bize rakip çıkardılar. Kendi ülkemizde, kendi paramızla biz yabancı olduk. Adam haklı ama elden ne gelir? Buradan hiçbir kuvvet bizi dışarı çıkaramaz. Ancak ölümüz çıkar buradan. Başımızı sokacak bir evimiz oluncaya kadar burada yaşayacağız. Kıpırdamayın. Hiç olmazsa bundan sonra evimiz olacak artık. Ne evi? Cezaevi.